Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi pazarlar. Sevgili izleyiciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Erzurum bugün tarihine yürüdü. Sabahın erken saatlerinde, hatta sabah namazını Ulu Cami, Lalapaşa ve şehrin diğer bölgelerinde bulunan camilerde kılan vatandaşlar, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından servislerle Kaz Kapı Şehitliği'nde toplandı. Buradan tekbirlerle tabyalara yürüyen kalabalık, tabyalarda okunan dua, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tekrar Erzurum'a döndü. Erzurum bugün en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Yakutiye ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev semaverlerde poğaça ve çay ikram edildi. Burada toplanan kalabalık belediye otobüsleriyle Kazkapı Şehitliği'ne getirildi. Saat 6'da şehitlik önünde toplanan binlerce kişi Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüşe başladı. Kadını erkekli binler, Nene Hatun'un destanlaştığı ve mezarının bulunduğu deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki Aziziye tabyasına akın etti. 4 kilometrelik yürüyüş sonunda tabyalara ulaşan vatandaşları burada dün gece nöbet tutan AKUT ve temacılar tarafından karşılandı. Tabyalarda toplanan kalabalık okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Müftü Hasan Çınar tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte amin dedi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Topluca okunan İstiklal Marşı sonrası anma töreni sona erdi. Etkinliğe katılanlar belediye otobüsleri ya da yürüyerek kente döndü. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Aziziye tabyalarına tırmanış etkinliğine Vali Ahmet Altıparmak, AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Yaylalı, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağoğlu, Müftü Hasan Çınar, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, askerler, sivil toplum kurumları, izciler, çocuk, yaşlı ve gençlerden oluşan yaklaşık 20 bin kişi katıldı. AK Parti Aziziye 2. olan kongresi yapıldı. Tek listeyle seçime giren Ertuğrul Sevüktekin ve yönetimi 401 delegeden kongreye katılan 320 delegenin tamamının oyunu alarak başkanlığa getirildi. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü salonunda yapılan kongreye AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, eski belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, partililer ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Aziziye'nin geleceği ve kaderi açısından büyük önem arz eden bir kongre gerçekleştirildiğini kaydederek sözlerine başlayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'sa, Aziziye Erzurum'un batıya açılan kapısı, Aziziye 93 Harbi'nde tabyalarda vermiş olduğu mücadeleyle Erzurum'un milli mücadelesinin simgelerinden birisidir dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de
Bizim hareketimizin en temel noktası kavga olmamasıdır. Burada kardeşçe birbirimize bayrağı teslim etme merasimi var. Bunun için geçmişte derdik ki bu hareket büyüyecek, önemli noktalara gelecek. Büyük Türkiye'ye inşallah destek verecek, önce olacak dedi. Öncelikle 1702 kilometre kare alanımız, 72 tane mahallemizle birlikte böyle milli mücadelede önemli bir yere sahip olan tabyalardan almış olduğumuz ismin vermiş olduğu güçle milletimize hizmet etmek, bu anlamda çok ileri bir seviyede lokomotif görevini üstlenen Erzurum'un stratejik konumda olan bir ilçesi ve bu ilçede yer alan yerel yöneticiler ve teşkilatımızla birlikte her alanda milletimize hizmet etmek bizlere ayrıca bir güç katmaktadır. Burada kardeşçe birbirimize bayrağı teslim etme merasimi var. Bunun için geçmişte bugünleri yaşadığımız için hep derdik ki bu hareket büyüyecek, önemli noktalara gelecek. Büyük Türkiye'ye inşallah destek verecek, önce olacak. Bizim oylarımız geçmişte AK Parti'nin yaptığı hizmetlerde gördüğümüz gibi her yer için kullandığımız her oy çok kutsaldır, çok bereketlidir. Bu yüzden lütfen oylarımızı kullanmadan salonu terk etmeyelim. Erzurum Erenler Derneği tarafından Genişşehir Kültür Merkezi salonunda Beraber Sevindik, Beraber Ağladık isimli program düzenlendi. Erzurum merkezde çevre ilçe ve Erzincan'dan çok sayıda Alevi, Muharrem Ayı ve Kerbela nedeniyle bir araya geldi. Alevi dedeleri Veli Güler ve Süleyman Alan kültür merkezinde Kerbela ve Hazreti Hüseyin konulu konferans verdi. Erzurum Erenler Derneği Şube Başkanı Ali Kemal Demir, Kerbela hadisesinin 1334. yıl dönümünde Hazreti Hüseyin'in ve arkadaşlarının katledilmesinin acısını ilk gün gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Asırlar geçmesinden rağmen Kerbela'nın zalimle mazlumun, iyi ile kötünün hesaplaşması olduğuna vurgu yapan Demir, aradan asırlar geçmesine rağmen Kerbela'nın acısını yüreklerimizde ilk günkü gibi hissedip yaşıyoruz. Bugün Hazreti Hüseyin'e, Kur'an'ın, İslam'ın, Ehl-i Beyt'in yalnızlığını ağlıyoruz. Kerbela, tarihin en büyük bela ve musibetleriyle Müslümanların imtihanı dedi. Yaşamın bu acımasızlığı içerisinde bir kez daha nail oldu Hüseyin günleri. Bu günlerde kuraklarımız bir kez daha Hüseyin ve Zeynep adıyla Kerbela ve Aşure yadıyla çınlıyor. Bir kez daha hüzünleniyor, kalplerimiz bir kez daha boşanıyor gözlerimizden gözyaşı. Neden acaba? Niye ağlıyoruz, neye ağlıyoruz? Neden üzülüyoruz? Kimdir Hüseyin? Kimdir Zeynep? Nedir Aşure ve neresidir Kerbela? Kainat Efendisi Seyyidül Enbiya Resulü Kibriya'nın gözlüğü, Emir-i Mü'minin Aliyen Mürteza'nın ciğer tabesi, dünya kadınlarının efendisi Hazreti Fatma'nın canı ruhudur Hüseyin. Acı sevgi, barış, hoşgörü ve diğer olanın gelişmeleri, birbirimizi tanımak, tanıtmak, kutsal günlerimizi anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Tek elim acımızı, inancımızı siyahlaştırmadan topluma neler kesin ve kardeşçe kucaklaşmak temel düşüncemizdir. Geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erenler Dernek Başkanı Ali Kemal Demir'in cemevi talebini değerlendireceklerini belirterek cemevi için arsa konusunda yardımcı olacağız ifadelerini kullandı. Öyle bir ay ki Muharrem ayı, diğer aylardan farklı bir ay. Ama Muharrem'de bir gün var ki çok acılı bir gün. Böyle mübarek bir ayda evladı Resulullah Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 72 kişi şehit ediliyor. Öyle bir evlad-ı Resul ki bir tarafında Hazreti Hasan, bir tarafında Hazreti Hüseyin. Kim bu? Alem ve rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa. Onun göz bebeği dediği, o benim evlatlarım dediği bu güzel insanlar bir davet üzerine
başımıza biri seçildi. Zalim biri, gel bizi kurtar, adaleti tesis et. Elinden bir yere gitmek üzerine yine o gün asaptan insanlar çıkar. Ya Hüseyin gitme, bunların sözlerine güvenme. Bunlar geçmişte de söz verdiler, sözlerinden döndüler denmesine rağmen o mert, cesaretli peygamber torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz zulme karşı durmak, adaleti sağlamak üzere yola çıkar ama 30 bin kişi tarafından kuşatma altına alınır. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı Erzurum'da yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Polat Rönesans Otel'de düzenlenen ve 2 gün süren Basın İş Kanunu 2. Çalıştayına Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Vali Yardımcısı Ersin Boylu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire Başkanı Ali Güneş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Talat Akay, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Turgut Özdemir, Ege Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar, Doğu Anadolu bölgesindeki illerin gazeteciler cemiyetleri başkanları, yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay'ın açılış bölümünde konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, bölgesine önemli bir Çalıştay'ı Erzurum'a ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, doğuda gazetecilik yapmanın diğer bölgelere oranla çok daha zor olduğuna dikkat çekti. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'sı yaptığı konuşmada, hepinizin bildiği gibi gazetecilerin iş yaşantılarında karşılaştıkları ve uzun yıllardır süre gelmekte olan mevzuat kaynaklı sorunların çözülebilmesi için Sayın Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan'ın himayelerinde bir dizi çalıştay düzenlemeye karar verilmişti. Bu çalıştayların ilki Ankara'da düzenlenmiş, ikincisi de Erzurum'da düzenlenmektedir. Bir üçüncüsünün de İstanbul'da düzenlenmesi düşünülmekte olan bu çalıştayların sonucunda basın iş kanununun aksayan yönleri tespit edilerek buna yönelik iyileştirme politikalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır, dedi. İstemiyorum. Tekrar Erzurum'a hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet Akademisi tarafından Erzurum'da düzenlenen eğitim seminerine katılan HSYK Başkan Vekili Metin Yandırmaz, yargıya güven endeksinin %20'ye düştüğünü söyledi. Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen eğitim seminerine HSYK Başkan Vekili ve 3. Daire Başkanı Metin Yandırmaz, Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Erzurum Cumhuriyeti Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim Ünal, Birgül, Baro Başkanı Talat Göğebakan, adli yargı üyeleri ve hakimler katıldı. Türkiye'de yargıya güvenin düştüğünü söyleyen Yandırmaz, yargıda iş yükünün çok fazla olduğuna dikkat çekti. 2010 yılında Sayın Başkan'ın bahsettiği yargıya güven endeksi %65. Bugün maalesef, üzülerek söylüyorum, %20 civarında. Peki bu kadar özverili çalışmaya rağmen neden bu güven endeksi düşük? Önce bunun sebeplerini tespit etmemiz lazım, çözüm bulabilmemiz için. Bunda elbette ki siyaset mekanizmasının etkisi var. Bunu inkar etmemek lazım. Başka, medya. Yargı maalesef her gün manşetlerde.
Ama tabii şöyle bir şey var. Siz malzeme verirseniz medyanın aradığı da zaten budur. Manşetlerden inemezsiniz. Onun için medyanın da bu güven endeksinin düşüklüğünde etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sayın seyirciler, Muharrem ayı nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütleri aşure dağıtmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, Yakutiye Entografya Müzesi'nde 1000 paket aşure dağıttı. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mithat Kotan, geleneksel olarak aşure dağıttıklarını ifade etti. Aşurenin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde önemli rolü bulunduğunu belirten Kotan, aşurenin toplumsal birliğe önemli katkısı var. Kurum olarak, geleneksel olarak Muharrem ayında aşure dağıtıyoruz. Bugün de kütüphane ve müzelerdeki ziyaretçilerimize 1000 paket aşure dağıttık, dedi. Muharrem ayı münasebetiyle okuyucularımıza aşure dağıtmayı uygun gördü bizim il müdürlüğümüz. Burada saatlerce ders çalışan öğrencilerimize bizim bir ikramımız olsun istedik. Tabii malum Muharrem ayı münasebetiyle özellikle olması da bir başka bir anlam taşıyor. O vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum. Kütüphanemizi de bu vesileyle tanıtmış olacağız. Teşekkür ediyorum ilginize. Ne dağıttık? Yani bir sayı veremem ama kütüphanemizi ziyaretle bulunan tüm okuyucularımıza dağıtıyoruz. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu aşure dağıtımında özellikle öğrencilerin aşureye ilgisi çok fazla oldu. Gayet güzel, tadı yerinde. Malzemeden çalmamışlar, gayet güzel bu her şeyi. Teşekkür ediyoruz herkese. Evet, yarın 10 Kasım sevgili izleyiciler, Atatürk'ü anacağız ve dolayısıyla 10 Kasım nedeniyle yarın Erzurum'da da trafikte bazı yollar kapalı olacak. Erzurum'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri kapsamında bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım 2014 Atatürk'ü anma törenleri nedeniyle yapılacak program öncesinde Havuzbaşı, Cemal Gürsel Caddesi'ne çıkan Merkezi Yönetim Caddesi, DSİ Kavşağı ve Üniversite Kavşağı trafiğe kapatılacaktır denildi. Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Kars'ta ölçüldü. Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sibirya Yüksek Basınç Merkezi etkisinde bulunan bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars 10, Ardahan 9, Ağrı 6, Erzincan 5, Erzurum 4 ve Iğdır 3 dereceyle kaydedildi. Bölgede beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları da Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Ağrı ve Kars'ta 12, Erzurum'da 11, Ardahan'da ise 6 derece tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış bekleniyor. Gece ve gündüz erken saatlerde oluşabilecek buzlanma, don olayı ve sise karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Artık mevsim geldi. İlk kar yağdı. Aynen devam ediyor. Havalarda soğudu. Erzurum'da soğuklar. 3 günden beri hissettiriyor kendisini. Bayağı bir soğuk var. Gece -6 dereceydi. -40'lara yaklaşıyoruz gün geçtikçe. Bakalım halimiz ne olur. Evet, buralar dikkatimi çekti, donmuş. Yani ister istemez böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hava soğuk. Yakında biz de donabiliriz. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.